Yürü 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 yürü. Devam et, devam et. O kürekler böyle bana doğru seferiyor musun? Şuma doğru sefer. Şu bu değil. Şuma doğru sefer. Atayım mı? At. Şuma doğru. Hadi bir saniye. Kars, Arpaçaya, Çerezlik, Ayşegir'de ekmeğe gelme sebebimiz bu bölgede malum kuraklıklardan dolayı bölgenin yağışlı olması bizim için bir avantaj. Rakımın yüksek olması Çerezlik, Ayşegir'den de istenilen kaliteyi, performansı veriyor olabilmesi buralara kadar gelme sebebimiz. Ayrıca biz daha önceki yıllarda Sivas, Muş, Malatya, Urfa, Erzincan, Şırnak, Ağrı gibi diğer illerde de bölge çiftçilerini teşvik etmek amacıyla ekimler yapıyoruz. Tabi burada öncelikle kaliteyi hedefliyoruz. Doğu bölgelerinde de rakımın yüksek olması, hava şartlarının ay çekirdeğine uygun olmasından dolayı özellikle de Kars Arpa Çayı tercih ediyoruz. Bundan dolayı bu bölgelere gelme sebebimiz. Tabii bunun yanında işte Türkiye'de malum su kaynaklarının gittikçe azalmaya başlaması bizi de bu bölgelere teşvik ediyor. Yani ekim döneminde, ekimden sonra yağış alması, işte çapa döneminde yağış alması bunlar olumlu avantajlar. Bundan dolayı da bu bölgelere yönleniyoruz. Şimdi özellikle siyah çerezlik Ayçegir'den de Türkiye şu anda Çin'le rekabete girdi. Evet. Bundan dolayı da hedef zaten hem onlardaki verimi yakalayabilmek hem de kaliteyi onların düzeyine ya da onların üzerine çıkarabilmek. Yani yerli ve milli bir ürün olması için çabamız. Böyle bir çalışmamız devam ediyor. Çin çekirdeği olarak satılıyor ama %90'a yerli üretimler. Şu anda deniz sahili bölgeleri haricinde bütün bölgelerimizde çiftçilerimiz siyah çerezlik ay çekirdeği ekime yönlenmiş durumda. Yani bu sene Türkiye genelindeki rekolte 200 bin ton civarında. Bu da Türkiye'ye eğer ihracat yapılmazsa yeterince yetebilecek bir durumda. Yani Türkiye'de şu anda ekim bölgelerindeki rekolteyi takip ettiğimizde çıkan rekolte 200 bin ton civarında ve kendi kendine yetecek durumda. Yani bunu biz hem ticaretini yaptığımız hem tarımını yaptığımız için daha net görebiliyoruz. Yani bu çok hassas bir üründür. Ekiminden hasadına kadar çok ciddi önem gösterilmesi gereken bir üründür. Yani arpa, buğday gibi, yulaf gibi ektim ne olursa olsun diyecek bir ürün değildir. Ekimden sonra bunun 4-5 defa traktörle çapa yapılması, işçiyle seyretme çapası yapılması, ondan sonra düzenli sulamaları, özellikle de hasat döneminde bunu çürütmeden, alfa toksin olayına düşürmeden başarılı bir şekilde çıkarabilmektir. Bundan dolayı bölge çiftçisi çok bu şeye yaklaşmıyor, ay çekirdeği ekimine. Ama diğer bölgelerde gittikçe yaygınlaşıyor. Yani Türkiye'nin hemen hemen deniz sahilleri haricinde şu anda bütün bölgelerde ciddi ekimler yapılmaktadır. Bu fikir daha önce köyümüzde Malakanlar 1950'lerde, 60'larda ay çekirdeği ekmişlerdi. Bunu öğrendik. Daha sonra bu işi profesyonel anlamda yapan Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde dostlarımız, arkadaşlarımız vardı. Onlarla birlikte 2 yıldır ortaklı çerezlik ay çekirdeği ekiyoruz. Sulama konusunda tabii şikayetlerimiz var, yani sulamadan pek memnun değiliz. Arpaçay Ovası'nda normalde yapılmış olan kanalların yaklaşık 15-20 bin dönüm yer sulaması gerekirken
Toplamda 3-5 bin dönüm yer ekiliyor sulu tarım olarak. Ona bile cevap verilmiyor. Kanallarda kapak yok. Daha önce sulama birliği vardı. O sulama birliği pek iyi başaramadı bunu. İyi işletemedi. Feshedildi. 4-5 yıl devlet su işleri baktı. Devlet su işlerinin baktığı dönemlerde gerçekten hizmet aldık. Son 2 yıldır da bir kooperatif kurulmuş. Sulama birliği kooperatifi. Kooperatif hizmet vermekte. Ancak yetersizdir. Su yoktur. Kanallar tıkalıdır. Yani su konusunda bayağı bir sıkıntılarımız var. Tabii ekilişi Nisan ayında ekiyoruz. Sulamaya Temmuz başlarında, Temmuz'un 10'u gibi başladık. Tabii geç başladık. Aslında bir 10 gün, 15 gün önce sulamamız gerekirken kanallarda su yoktu. Bu yüzden mahsulümüzde ciddi anlamda da bir kayıp oldu. Hasatı daha önce, yani geçmişte Türkiye genelinde yapılıyor. İşçiyle yapılıyordu, kesiliyor. Kesildikten sonra birkaç gün kurutulmaya bırakılıyor. Ondan sonra makineye atılıp temizleniyor ya da patoslara atılıyor. Bu yıl farklı bir yöntem geliştirdi. Ortağım arkadaşım bir biçer döverle havadan, yani yere hiç değmeden hasat ediyoruz. Tabii yurt içi pazarında değerlendiriliyor. Daha sonra fabrikalara gidiyor. Yani benim ortağımın kendi işletme tesisi var o konuda. Oraya göndereceğiz. Orada elendikten sonra artık bu bölgede sadece bildiğimiz klişe bir şekilde bir tarım yapılıyordu. Yani kırsal bir tarım, arpa buğda. Onun dışında çok fazla bir şey yapılmıyordu. Ay çekirdeği sulu bir tarımdır. Sulu bir tarım her zaman tabii ki geliri diğer tarım şeklinden iyidir. Arkadaşım Bilgehan Hoca'nın da şeyi oldu bu konuda. Teşviği oldu. Biz yaparız. Rakım iyidir. Burada iyi yetişir. Gerçekten de geçen sene iyi başarılı olduk ama tabii su konusunda biraz sıkıntı var. Eğer o su problemi aşılmazsa zannedersem bu sene bir çalışma olacak. Devlet Su İşleri tarafından bir çalışma olacak. Bu kanallarda bir rehabilitasyon çalışması yapılıyor.